Şu deniyor ki, yani şimdi Kanal İstanbul meselesi iktidarla muhalefet arasında bir tartışmaya dönüştü. O yüzden ben yani bir siyasi tartışma üstü bir şey deprem konuşuyoruz. Bunu alevlendirmek açmak değil niyetim ama bir eleştiri de şu. Kanal İstanbul'la ilgili ciddi bir bütçe olduğu, bir para harcanması gerektiği ortada. İstanbul'un şu anda önceliklendirme sıralamasında bu bütçe, Kanal İstanbul için ayrılan, ayrılması düşünülen bu paralar depremle mücadeleye ayrılsa daha doğru bir yaklaşım olmaz mı? Ne diyorsunuz buna? Yani şimdi şöyle, aslında iki konu iç içe e, Candaş Bey. E, yani İstanbul'da işte yaklaşık bir saattir İstanbul'daki deprem, Türkiye'deki deprem depremle ilgili mücadelemizi anlatmaya çalıştık vatandaşlarımıza. Kanal İstanbul projesi de e, hep söylüyoruz. E, İstanbul'u boğazımızı koruma, kurtarma ve özgürlük projesi diyoruz. Şimdi bakın çok önemli veriler getirdim ben. Şimdi e, İstanbul e, boğazımızdan yılda Ortalama 50 bin gemi geçiyor. 1930'da bu rakam günde 2 gemiyken şu an 150 gemi İstanbul Boğazı'mızdan geçmektedir. Ve yılla 50 bin gemi İstanbul Boğazı'mızdan geçmekte. Şimdi dünya ticaretine baktığınızda 15 trilyon dolarlık bir ticaret söz konusu. Ve bunun %60'ı da deniz üzerinden yapılıyor. Çok önemli bir veri bakın. 60 ticaret denizden yapılıyor. Şimdi İstanbul Boğazımızda bakın bunlar 20 tane can kaybımız meydana gelmiş. 1966 yılında 79 yılında 43 tane can kaybı olmuş. 100 bin ton ham petrolü taşıyan Romanya tankeri yine Yunan kuru yük gemisiyle çarpışmış ve 43 tane can kaybımız olmuş. Maddi kayıplarımız olmuş, maddi hasarlarımız olmuş, yine can kayıplarımız olmuş. Ee, ve e, dünyadaki örneklerine baktığınızda işte Panama kanalı, e, yine Süveyş kanalı ki e, Panama kanalından yıllık 2 milyar dolar, Süveyş kanalından da yılda 4 milyar dolar ilgili ülkeler gelir almakta. Şimdi biz diyoruz ki e, ülkemizin 50 yılını, 100 yılını planlıyoruz. Ülkemizin 500 yıllık e, planlaması çerçevesinde yapılması gereken projeleri hayata geçiriyoruz. İşte Avrasya Tüneli, işte Boğaziçi Köprüsü'nü biliyorsunuz o zaman Boğaziçi Köprüsü niye yapılıyor? Ya burada zenginler geçecek diye dalga geçenler oldu. Sabiha Gökçen havalimanında ya bu havalimanı burada yapılır mı? Kuşlar mı uçacak buradan diyenler oldu. Keza Avrasya tüneli işte Marmaray köprümüz, Çanakkale köprümüz. Bunların hepsinin ihtiyaç olduğu bugün gün gibi ortada ve hepimiz de bunları kullanıyoruz. Allah razı olsun diyoruz yapanlardan, emeği geçenlerden. Şimdi Kanal İstanbul projesi de bizim boğazımızı kurtarma projesidir. Özgürlük projesidir. Buradaki vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma projesidir. Diğer taraftan şimdi e, diyorlar ki bize işte Kanal İstanbul projesi deprem etkisini arttırır. Şimdi Candaş Bey size soruyorum. Ya 21 metre derinliğindeki bir kanal nasıl olur da İstanbul'da, İstanbul'da depremselliği arttırır? Arttırmaz. Bunu bilimsel olarak açıkladık. Dedik ki ya böyle bir etkisinin olmayacağını hocalarımızla birlikte raporlarla ispat ettik. E işte su kaynaklarının %3'ü gideriliyor dendi. Ben size hemen onların eşitleri sorayım. Soru evet. bir, Terkos gölüne deniz suyu karışabilir. Eğer bu olursa İstanbul'un zaten az olan kaynağı ne olacak? Soru iki, e, bu projenin çevresine yeni bir yaşam alanı kurmak demek, yeni nüfus demek. İstanbul'da 16 milyon yetmiyor mu? Soru 3. Boğaz içi bedava. Kaptanlar ne der? Kanal İstanbul'u ücretli Kanal İstanbul'u tercih etsin. Şimdi e, biz yapmış olduğumuz planlamada bir kere buraya ilave bir nüfus getirmiyoruz. Türkiye'nin belki dünyada örnek gösterilecek en önemli şehircilik ilkeleriyle burayı planlıyoruz. Nasıl engel olacak? Arazinin yani? %52'sini donatılara terk ediyoruz. Hı. Ne yapıyoruz? Yeşil alanlar yapıyoruz, arge merkezleri yapıyoruz, üniversiteler yapıyoruz, spor sahaları yapıyoruz, millet bahçeleri yapıyoruz, yürüyüş alanları yapıyoruz. Bu, bu noktada hakikaten örnek olacak orada örnek bir yaşam alanı bir cazibe merkezi olarak projelendirildi ve işte görsellerini arkadaşlar paylaşıyorlar. Ee, tamamen yatay mimari esaslı zemin artı 3 katı 4 katı geçmeyen çok önemli bir e, süreç yürütüyoruz. Şimdi bunu yaparken ya biz bildiğimiz bildik dediğimiz dedik demiyoruz ki. Şimdi bir çet raporu hazırladık. Çet raporunu 56 kurum ve kuruluştan görüş aldık. 200 bilim adamımız bu çet raporunda fiilen çalıştılar. Yani burada alınması gereken tedbirler su kaynakları ile ilgili sorunlar, e, efendim ekolojik koridorlar, kuş yollarının e, gö göç rotasıyla ilgili alınması gereken tedbirler, kanaldan kaynaklı sızdırmazlıkla ilgili yapılması gerekenler gibi gibi birçok veriyi biz chat raporunda derc ettik. Planlama yaptık. Planlamanın e, %52'sini terk ettik ve dedik ki biz buraya yeni bir nüfus gelmeyecek. Bölgedeki şimdi İstanbul'un depremi diyoruz. Deprem için peki bir rezerv alan gerekmiyor mu? 1,5 milyon konutun dönüşmesi gerekir diyoruz. Acil öncelikli. Bütün rezerv alanlar AVM şimdi, oldu tabii şimdi, gerekiyor. Şimdi bu, bu rezerv alan gerekmiyor mu? İşte biz burada 40 milyon metrekareli çok önemli bir rezerv alan üretiyoruz. Bu rezerv alanda... Yani rezerv alan dediğiniz orasını böyle e, toplanma alanı demeyeceğim ama rezerv alan derken benim anladığım şey mi kastediyorsunuz? Rezerv alanda ne yapacağız? Biz burada e, yine toplu komutaylısı başkanlığımız eliyle e, Çeper ilçeler, nereler? Avcılar, Başakşehir, efendim Sultan Gazi, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, e, yine e, Arnavutköy ilçelerinde riskli gördüğümüz alanlardaki binaların dönüşümü için bu alanları rezerv olarak kullanacağız. Yani hı hı. orada diyeceğiz ki ya arkadaş burada yeteri yoğunluk var, binalar Buraya riskli. Be. Dolayısıyla siz bu riskli alanda size e, toplu konut ailesi başkanlığımız eliyle bugüne kadar nasıl 1 milyon sosyal, sosyal konut tamam. ürettiysek rezerv konutları üretip gelin biz sizin projenize... %30-40'lara varan sübvansiyon sağlıyoruz, kredilendirme yapıyoruz ve bu rezerv alanda siz daha sağlam, daha güvenli, daha yaşanabilir bir alanda yaşayabilirsiniz diyoruz. Şimdi su kaynakları ile ilgili %3 su kaynağı proje yapıldığında gidiyor. Şimdi biz Melen projesini yapıyoruz. Melen projesi bittiğinde bu kaynağın 34 kat fazlası Melen'den İstanbul'umuza gelecek. Yine Hamzalı pirinç, pirinç pirinçli bir de ee, bir tane daha var ismini hemen söyleyeyim size ee, bu barajlarımızda yapıldığı zaman e, yine aynı şekilde e, su kaynakları ile ilgili e, biz kaybolan su kaynağının kat ve kat fazlasını e, gerek e, Melen Barajı, barajı bittiğinde e, gerek e, Hamzalı ve Pirinçli e, barajları bittiği zaman e, bu kaynakların daha fazlasını e, buraya kazandırmış oluyoruz. Sonra e, işte yeşil alan e, miktarından bahsettiler e, Biz ekoloji koridor, koridorlarımızı burada koruyacak, yeşil alan miktarını arttıracak e, her türlü tedbiri yine e, burada alıyoruz. Şimdi ya her projeye karşı çıkmak e, sadece e, eleştirmek e, değil ki bizim işimiz. Doğru olanı da söyleyebilmemiz gerekiyor. Her projeye karşı çıkıp ya ben Kanal İstanbul'a karşıyım ya Kanal ya İstanbul bakış açısı tamamen kör bir bakış açısıdır. Kör bir anlayıştır. dolayısıyla bu anlayışla bakmanın da kimseye bir faydası yok. Şimdi biz burada kamu kaynağını kullanmıyoruz ki. Şimdi ya diyorlar ki efendim işte acil öncelikli iş bu mudur? Ya biz zaten Gelip de devletin kaynaklarını buraya kullanalım efendim devletin yapılması gereken daha acil işleri varken oralar dursun da biz bu işi yapalım demiyoruz ki zaten bir yapı işte devlet modelimiz var burada ürettiğimiz ara alanlardan cazibe merkezlerinden limanlarından yat limanından marinasından elde edeceğimiz bir alan var şimdi diyoruz ki biz değer vergisi getirdik biliyorsunuz. Rant vergisi de, e, diyenler de var. E şimdi burada yapılan planlamayla birlikte oluşan bu cazibeden devletimiz, vatandaşımız faydalanacak. E, bir taraftan boğazımızı kurtarmış oluyoruz. E, yani biz ortaya konulan e, hemen hemen tüm eleştirilere ilişkin bilimsel raporlarımızla cevaplarımızı verdik. Ama sadece bir karşı duruşla e, bakmak e, doğru değil. Ki biz bu noktada vatandaşımıza rağmen hiçbir iş yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında aday olduğunda Kanal İstanbul projemizi milletimizle paylaştılar. 152 oy aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bu proje İstanbul'un marka değerine marka katacak, Türkiye'yi de dünyada lider ülke yapacak bir projedir ve e, bu çerçevede bu anlayışla projemizi yürütüyoruz ki yapıldığı zaman gerek e, depremle ilgili İstanbul'un mücadelesine çok önemli katkı sağlayacaktır burada üretilen yeşil alanlarıyla sosyal donatılarıyla arge merkezleriyle üniversite alanlarıyla yine İstanbul'umuzda bir destinasyon olacak e, ki burada ee, inanın İstanbulumuza işte 12 milyon yaklaşık diyelim turist geliyor. Ee, gelen turistin burada gezeceği, işte dinlenebileceği, üniversitede öğrencilerimizin okuyabileceği alanlarla birlikte gerek istihdama gerek ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak bir projedir, vizyon bir projedir. Ee, dolayısıyla yani bilimsellikten uzak e, eleştiriler e, yapmak yerine e, projede doğru olanları konuşmanın daha, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kaçtı? Öbür barajımız da Karaman Dere Barajı. Ha, tamam. Yani Hamzalı Pirinç'i ve Karaman Dere Barajlarımız da bittiği zaman kat ve kat fazlası da yine su kaynaklarından inşallah Şimdi buraya araya gitmeden yani reklam, karşılanmış peki, reklama gidiyoruz. Reklam...